Episod Dergi sunar. Kritik Eşik. Kritik Eşik'ten herkese merhaba. Yeni bölümle karşınızdayız. Ben Yasemin Şefik. Engin İnan. Özlem Özdemir. Oh, üçlümüz olarak yine masaya oturduk bakalım. Evet. Neyin kritiğini yapacağız derken ortaya... Bir aşk atayım diyorsun. Orta kafa aşk yapıp kafa atan bir program. Aşka kafa atmak iyiymiş. En son Aydınlık Evlerin galasına gittim. Müthiş bir oyun. Hepiniz oradaydınız, bir ben gelemedim. Müthiş'e gelseydin, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ çok önemli. Nereye bağlayacağım? Oyuna tam girerken birazcık son, yani saat 9'da başlayacak oyun. O 9'da böyle 7 var. Kapıda Cengiz Bozkurt'la yan yana girince dedim... İkimiz beraber. Büyük hayranlıyım ya. Müthiş bir adam. Müthiş bir oyuncu, o ayrı. Girerken böyle yan yana geldik beraber, merdivenleri yan yana yürüyorum. Bize gülme geldi. Birbirimize bakıp gülüyoruz. Dedim ki ya düğünümüz varmış gibi iniyoruz. Herkes oturuyor ya. Bunun üzerine bayağı mavra yaptım ben tabii ki, tahmin edersiniz. Uğraştım. Sonra görüşürüz derken Boran döndü. Kuzum ne haber dedi. O zaman dedim. Şimdi babam oldum ve beni damada teslim ediyorsun. Cengiz Roller Bozkurt, değişti. Evet, Cengiz Bozkurt gerçekten çok iyi bir komedyen. Gerçek hayatta da o komedisini yaşayan biri. Sen de galadaydın. Galadaydım ama ben Cengiz Bey'le hiç tanışmadım. Merak da ediyorum ama hani bazen şeyden de çekinmiyor değilim. Yani çok seviyorum, çok yani bayıldığım bir adam. Tanışınca acaba o kadar bayılmaz mı? Bayılırsın. Çok bayılası bir... Bayağı entelektüel... Çok entelektüel biri de. Birkaç program yaptık arkadaşlar. Lütfen, yani şey değil, eksik değil ama... Müthiş gülüyorum işi ona. İşi hemen orta kafa aşka bağlarsak. Şimdi Cengiz Bozkurt hayranlığımız ayrı bir mevzu. Orta kafa aşk zor bir komedi. Ama bence olacak. Bu arada bu arkadan gelen bu ağlama sesleri benim tatlı oğlumun Tommy'nin sesleri. Kusura bakmayın artık böyle dinleyeceksiniz. Bu senin yaptığını bizi. Rahmetli Ferhan Şensoy'un podcastlerini dinlediniz mi bilmiyorum. Ya evet. Ferhan Şensoy anlatmaya sorular sorulur. Dinlediniz mi? Yani evet, evet. Ne olur dinleyin. Orta çok oyuncuların güzel. Sayfasında var. Sıkılıyor podcast'te. Falan ya tam ben. Evet, köpekler, kediler bayağı böyle tamam artık sus ama yani. Tommy de şu an bana evet. Ferhan Şensoy'u anmamı evet, sağladı. Evet analım ya. Evet evet. İş komedi olunca tabii ki. Orta kafa aşkım. Ya benim çok sevdiğim bir iş, bir de hani daha önceki ilk sezon içinde konuşmuştuk onu. Hiç beklentim olmayan ve karşılığını fazlasıyla aldığım bir iş. Ve hala da böyle arada evde bir boşluk olunca hani açıp izlediğim bir iş. Şimdi yeni sayı için epizodun röportaj da yaptık. Bu arada harika çiftler. Can Sipahi bayağı oradaki karakter. Evet, Su tam o karakter olmasa da Can bayağı benziyor. Harika da bir uyumları var. İşin format zaten çok iyi. Bir de güzel uyarlamışlar. Şimdi ikinci sezonda harika bir ilk bölüm var. O hani düğündeki o yani Cengiz Bozkurt'un oradaki o kadına hallenmesi falan çok iyiydi. İkinci bölümü sevmedim. İkinci bölüm biraz garip geldi. Sonrasında yine eski kafasına dönüyor. Orada biraz daha düşük bir bölüm. Geçiş bölümü. Tamam zaten ben bir şeyden ürktüm, eyvah başka bir şeye mi geçiyoruz evet. Biz falan diye. Neyse ki hemen sonrasında tekrar eski düzenimize geri dönüyoruz. İguana bölümü o değil mi? Tiyatro sahnesi. Ay falan. Özür dileme. Evet evet tamam. Yani hani manasını anlayamadığım bir bölüm. Ama sonraki bölümler yine aynı gidiyor. Konukları falan da çok iyi, sünnetçi konuk falan çok iyiydi. Çok iyi konuklar. Sermet Erkin miydi? Yani hepimizin okuluna gelen Rocco bir yerli dizide oynadı ya. Yani hani o yani o oyuncuların bir daha Rocco ile aynı işte olma ihtimalleri. İzleyin valla bayağı komik bir iş. O kadar eğleniyorum ki gözümü Cengiz Bozkurt'tan alamıyorum ya izlerken. Yani gerçekten alamıyorum. Hatta bazen diyorum ki Engin Epiler'e haksızlık oluyor şu an. Ama ona Engin'in da de lazım. En komik o yani karakter olarak hayatımıza girdiği. En iyi. İnanılmaz bir komedi bir varmış aralarındaki onda da. Evet. İletişim ne kadar iyi. Hı-hı. Hocam ne dersiniz hocam? Yani Cengiz Bozkurt'un her bir yüz hareketine gülüyorum yani. Daha da konuşmadım mı? Yasemin mevzu aşk çekerken onlara şeyi söyledi. Çok güzel fikir bu arada. Çok güzel bir tiyatro oyunu olur bunun için. Evet gerçekten. Orta kafa aşk bana göre gerçekten bir sahne performansı gerçekten aynı doğru zamanda. Bir tespit. Yani oraya iki tane o yorumcu abi koyup oyun oynadığını düşünsene. Çünkü
İşin çok ilginç bir kısmı var. Biz Can ve Su ile konuşurken ki izlersiniz Mevzu Aşk Episod TV'de yayınlayacağız. Ben onlara şunu sordum. Dedim ki siz dedim şey o hani yorum yapıldığı kısımda siz gayri ihtiyar takılıyorsunuz ya orada böyle. Takılıyorlar ya onlar yorum yaparken onlar sahneleri devam evet, ediyor. Evet evet. Ya, ya duruyor musunuz? Hayır dedi bak çok zor bir teknik aslında. Ve direkt bana sahneyi hatırlattı. Hele yatak odası evet, sahnelerine kadar evet. Daptar bir alanda. Evet. Zaten çıkamıyorlar ya. Tabii. Zor iş ve yani gerçekten bütün oyuncular çok iyi. Çok iyi bir mizah. Ben böyle sezonlarca sürse izlerim yani. Ben ama neden sonra çok açılacak dedim. İş daha da duyulmaya, daha da kendini göstermeye başlayınca bence çok komedisi ve paylaşım olacağını düşünüyorum. Hala tam duyulmadı değil mi ya? Yani seni? Ben öyle düşünüyorum çünkü. Bana da öyle geliyor. Hatırlıyor musunuz? Mesela ayak işleri kadar değil, dönmedi. Daha dönmedi medyadan. Ama olacak çünkü bunu Gibi'de de yaşadık. Hatırlar mısınız burada ilk podcast Gibi konuştuğumuzda. Belki konuşanlardan evet, biriyizdir yani bu, evet burada çünkü o eksik var ama sonradan açılacak ve oturacakmış gibi geliyor bana. Zaten dijital platform bu değil mi? Hak eden bir iş orta evet. Kafa aşk. Gain'in artık daha fazla genç izleyicisi var. Onların da alacağı ve konuşacağı bir iş. Oh be. De ilk sezonda hatırlıyorsanız ben yemek yerken izleyebileceğiniz bir iş demiştim. Sonra hemen ardından kokarca bölümü geldi. Tuvaletteki kaka bölümü geldi. Al sana yani, yemek. Bu sezonda o kadar hani yemek yerken izleyebileceğiniz bir sezon bu arada. Dediyse doğrudur. Görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.